Onlarca kişi izliyor sizi. Yani ne olur. Onlar da buradan destek veriyor, fikir beyan ediyor. Biz de izliyoruz, görüyoruz. Bakalım hayırlara gelsin. Bugün haftanın ilk günü. Şimdi bugün Mehtap'ın muzipliğini taklit eden tek isim Eser değildi. Başka şeyler de var. Bakalım mı? Bunlar ne yapmış? Erkekler böyle? Evinde başka dolaplar, filmler de çevrilmiş. Bakalım. Kullanıldığını. Gene mi peruk yoksa? Murat. Baksana abi, bu kadar mı benzer? Tabii. Ailenin senden karşı tereddütleri var. Hı? Evet. Sorsana neymiş? Neymiş? Ne tereddütleri var? Vallahi bilmiyorum. Sen çok ağırsın. Hı. Ben de çok hareketliyim. Hiç yerimde duramıyorum. 79 kiloyum, ne ağır ya. 79 mu? He. Aa. Hafifmişsin. Ben seni daha ağır sanıyordum. Yani vallahi açıkçası bunlar benim bahanelerim. Arkadan ses geliyor, biliyor musun? Gözümden yaş geldi. Ya Emre, ne Mehtap olmuşsun sen ya. Neredeyse orijinali yerine seni alacağız buraya. Şimdi bu tahmin görevini doğru bilenler bir araya gelecekler ve onun için sabırsızlanan çiftler var şu an ekrandan görüyoruz. Eser ve Cansel gibi, Murat ve Mehtap gibi. Efendim, Burçak'la Tankut da bir araya gelecekler. Artık ne kadar sabırsızlanıyorlar bilemeyeceğim. Melis ve Erdem gibi. Erdem yalnız. Bir araya geleceksiniz. Bunların sabırsızlandığını biliyorum. Asıl yıldırım aşkını yaşayan Dani ve Gürkan. O yüzden onları merak ediyoruz. Dani ve Gürkan da bakalım ya, Allah Allah. Neler yaşayacak. Çünkü onlar da tahmin görevini doğru bildi. Hiç inanmıyorum sana. Evet, şimdi. Seni evde, kahve bile almıyorum. Bugün evde bir cadılaşma var ama ondan önce muziplik de çoktu. Mehtap, bak şimdi burada aşk çocuklarının, Canes'in pastalarına ne yaptın sen? Bir bakalım mı? Ne? Ne? Yaptın mı bir şey? Sen uyu, ayakta uyu. Ay inanmıyorum. Yedik biz, ben de yedim. Yedik onu. Öyle bir şey değil. Hadi bakalım neymiş? Hapı yuttuk mu yani? Yok yok, öyle bir şey değilmiş. Hapı yuttuk. O kadar benden bekliyorlar. Benden ne bekliyorlar? Yarabbim ya. Allah'ım sen beni koru bu evdekilerden. Sana hiç belli olmaz yani. Aşkım. Ay. Çiçek koyalım da güzelleşsin. Hayır istemiyorum. Sen git. Ne dedi? Nasındır, korkuyorum. Baksana şu bakışlar bakış değil yani. İnsan kişi kendinden bilirmiş işi ya. Sen ben galiba öyle böyle şeyler. Sana da çok yakışır yani. Beni de kırmızı odadan gelemedi yani. Allah'tan pasta. Yolda ayağı düşmüş. Kırmızı odaya gidemedi. Cansel. Ya Mehtap hayır. Ne haber Cansel? Tek başına gitmem lazım. Sonra yap, başka bir zaman, tamam mı? Tamam Cansel. Başka bir zaman. Bize de ayırsın bir çatalcık. Evet çocuklar, pastaya bir şey olmamış ama bir savaş olmuş yani. Bir güvenemedin, bırakamadın o pastayı baş başa. Hayır ya, gözümün önünde tuttum hep. Benim önce 3 tane kek yanmış, şimdi intikam almam lazım. Sırası gelmiş, keki de evde pişirmiş gelmiş. Senin de yaptığın tarhana çorbalarını unutmadık burada. Burada pişirseydin hiç ihtimal vermiyordum zaten de yani evde yapıp geldiğin için kurtardım. Yoksa güzel değildi ya, biraz bence gene de hep erkeklere, hep erkeklere ya. Hep erkeklere. Bir de şurada yapın şu işi. Yani bizim de canımız var, bir parmak atıp. Eser'den ayırmasını istedim. Peki, de bu pasta, sen artık kucaklayarak onu böyle yani hani evlat gibi neredeyse götürmüşsün erkekler evine maşallah. Cansel bugün kekini bütün gün benden sakladı. Aslında hoşuma giden tarafı ama o korkunun bile yetmesi. Çok hoşuma gitti, bir şey yapamadım ama. İşte kısmet değilmiş. Lezzetli miydi beyler? Harikaydı. Güzeldi. Doğru söylüyorsunuz. Artık Mehtap'tan ne bekliyorsanız, pastaya ne oldu biz de yedik, eyvahçılıkları isterdi. Ne bekliyorsanız artık. Neyse, peki Mehtap'ın acaba nazarı mı değdi ya? Bir bakalım pastaya. Hadi canım. İnanmam. Vay be. Mehtap da sabahtan beri, bak Mehtap sabahtan beri kız kek yapmış, getirmiş. Aynen. Tabii ki. Sabahtan beri bir şeyler yapmaya çalışıyor ki. Herkese saygım var, herkese saygım var. Cansel diyor ki, vallahi zor sakladın Mehtap'tan keki. Benim kalbimin ne istediği, benim beynimin ne istediği. Tuz atmaya çalışıyor, yere düşürmeye çalışıyor, bilmem ne yapmaya çalışıyor. Yok artık. Hı-hı. Bro ne yaptı? Ayıp ya. Oh man. Bilemem. Sevgi ve şükür bir arada olur mu? Ben de. Tek isteyen yok mu? Bastırma zorunda. Ona göre davranırım. Okey.
Ben bile deneyemedim ya. Dur. Versene biraz bunu. Ha dur. Vallahi mehtabın gözü kaldı. Yemin ediyorum. Var ya, ben sana şunu söyleyeyim. Ya, yemin ederim mehtabın gözü bu. Adam var ya, daha yiyemedim dedi. Ağzına atıyordu, düştü tabak. Yok böyle bir şey ya. Vallahi mehtabın gözü değer yalnız, biliyorum. Dalil'e bir kere uçuyordu benim elimden. Diyor ki bana sabahtan beri mehtap işi yapmıyor. Ev var ya, Yunan tavernasına döndü. Ya, sen ne dersin ki, sırttaki oynuyor devamlı tabak kırıp. Sen artık o gözlerle Murat'a ne baktıysan orada bile seni savunuyor. Ne gözü kalacak diyor canım diyor. Nazardır diyeceksin, bakış açısına bağlı diyor. Orada ben yanlış anlamıyorsam mehtabı savunuyorsun galiba, değil mi Murat? Evet, kesinlikle onu söyledim. Yani her şeyi de ondan beklemek tabii ki doğru değil. Devamlı onun üstüne oynamak da doğru değil. Dolayısıyla tamam, hepsi, herkes birbirine yapıyor. Ona bakarsanız kabak tatlısında Melis benim elimden aldı, yere attı. Yani orada bir sürü şeyler yaşanabiliyor. Yani en doğal şeymiş gibi. Yani neyse. Fakat şu çorba şimdi olsa ne içerdim ya, şu unladığın tuzladığın çorba. Tarhana çorbası, ben vallahi hastayım ya, işte o aklıma geldi. Yemek var, buyurun. Neyse, inşallah içeriz hep birlikte. Bir gün öyle bir şey yapalım burada, hep birlikte yiyelim içelim. Şimdi hadi dışarıdan size gelen mesajları okuyayım. Ondan sonra da sevgililerin arasını fazla açmayalım. Sevenleri bekletmeyelim. Tahmin görevini doğru bilen kişiler. Cansel Eser, Burçak Tankut, Dani Gürkan, Melis Erdem ve Mehtap Murat bir araya gelsin. Bu evde de Duygu, Nurçin, Serhan ve Emre ile olacaklar. Evet. Şimdi Dani'cim, sana Nazo Al Salihi'den şöyle bir şey geliyor. Neredesin? Buradayım. Dani'cim dur, şunu bozma. Orası evlilik programı, senin için en iyisini seç. Mesela Emre demişler. Günah boynuma. Teşekkür ederim. Okumak benden. Burçak'cığım, sana Hobi Bahar'dan şöyle bir şey geliyor. Bak daha bismillah. Başarı ve güzellik her zaman kıskanılır. Hepsi sende var maşallah. Allah'ım nazarlardan korusun. Teşekkür ediyorum kendisine buradan. Cansel. Niye öyle baktın dehşetle? Gürkan'ın yüz ifadesine baktım. Ha, Gürkan'ın yüz ifadesine. Peki. Cansel'cim, her zamanki gibi çok tatlısın ama seni ekranlarda daha bakımlı görmek istiyoruz. Eseri bırakma kimseye. Bakımsız mı görmüşler seni, anlamadım. Bilmem. Esin Şenozan demiş bunu. Esin? Şenozan. Sen Ozan. Sen Ozan. Teşekkür ederim canım, bırakmayacağım eseri. Peki. Melis ve Erdem çiftine gitsin bu mesajımızda. Hani öyle olur ya, istek parçası gibi. Biliyorsunuz efendim, kısmetse olur Kanal D Instagram adresimizden bize ulaşabiliyorsunuz. Oradaki mesajları okuyorum. Melis ve Erdem harikasınız. Canlar, Melis'im, Erdem çok iyi bir çocuk. Birbirinize sahip çıkın. Erdem çok iyi bir çocukmuş, birbirinize sahip çıkacak mısınız? Yani öyle birazcık böyle soğuk durdu diye hemen küsme. Şimdi halledersiniz diye ümit ediyorum o meseleyi. Çocuk kötü rüya görmüş. Bir teselli et. Sadece elini tutarak. Evet. Emre, sana Yeşim Darıcı diyor ki, Emre harbi adamsın. Bir de Çaki'nin gelini taklidini görse. Bir de Çaki'nin gelini taklidini görse. Daha da bayılır. Ben bayıldım yemin ediyorum. Çıkışta bize yaparsın biraz. Yaparım, yaparım. Tamam. Gerçekten yaptıklarına saygı duyuyorum. Olması gerekeni yapıyorsun. Her zaman her şey helal olsun sana. Teyzene de annene de saygılar. Süper bir evlat yetiştirmişler diyor sana Yeşim Darıcı. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasın, sağ olsunlar. Eser, neredesin? Hey. Eser, program bittikten sonra hemen dünyayı gezmeye başlayın ve mutlaka her yerden bize fotoğraf, video gönderin. Biz de sizinle birlikteymişiz gibi hissedeceğiz, emin ol. Öyle yapacağız. Ha. Öyle mi planınız? Evet. Biriktirin paraları bakalım, hep birinci seçilin, öyle olsun. Evet, öyle gezeceğiz. Dünyayı mı gezeceksiniz, plan o mu? Evet. Evlendikten sonra Evlendikten sonra. Çok güzel vallahi. Güzel. Alternatif, peki. Bunu da Beraris demiş sizin için. Ama yollayın. Eser bu evden çıktıktan sonra gelene kadar Bali'ye gitmişti. Çok güzel, evet, paylaşımları vardı. Hepimizin içi gitmişti burada. Peki, inşallah o günleri görürüz Beraris Bey veya hanım. Tankut'cum, neredesin? Buradayım. Sana da Gül'in Yıldırım diyor ki, kötü düşüncelerle ayrılmak bir tek bize zarar verir. Oysa bizi hak eden ruh eşimiz mutlaka bir yerlerde vardır diye yola devam etmeliyiz. Tankut Denker bunu başarıyor demiş. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Evet. Ruh eşimiz var mı bir yerlerde bizi bekleyen? Efendim?
Var mı ruh eşimiz bir yerlerde bizi bekleyen hepimizin? Birden fazla var bence. Böyle düşünmek lazım. Çünkü o ruh eşini eşe çevirmek de bizim elimizde. Tam tersi leşe çevirmek de bizim elimizde. O yüzden iyi haftalar olsun. Hadi artık sevenler, doğru tahmin edenler kavuşsun. Bakalım neler olacak. Yarın görüşürüz nasıl olsa. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hoşçakalın. O nasıl bir şeydi ya? Ay Melis ağzından mı kaçtı? Ağzından kaçtı. Neyse olur, sen yeter ki sen kız neyse olur.